Yilpak ve Koç et mamullerinin sunduğu Siyah Beyaz devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toplumumuzda psikolog deyince ulaşan sıkıntılı durumlardan bahsetmiştik. Göçüp geldiğimiz ve kalıcı olduğumuz bu ülkede yaşam biçimimiz ve kimliğimiz bazılarımızın sonradan yerleştiği, bazılarımızın doğrudan doğruya büyüdüğü ve vatan bildiği ülkede nasıl gelişiyor, nasıl değişiyor? Üçüncü ve son bölümde bu konulardaki uzman konuklarımızın tespitlerine bir göz atacağız. Öncelikle Can Bey'e dönmek istiyorum. Ve sorum şu olacak, şöyle bir durum var. Psikiyatristlere göre hiçbir zaman bize gerçek hastalar gelmez, gerçek hastaların hasta ettikleri gelir diye bir söylem var. Ciddi psikiyatrik hastalığı olan insanların hastalıklarını kabul etmedikleri ya da tedaviyi kabul etmedikleri gibi durumlar yaşanıyor. Bu gerçekten böyle midir? Bir de gerçek bir hastayı ikna etmek konusunda ne gibi yaptırımlar uygulanabilir? Ama bu ciddi hastalıklardan bahsediyorum. Tabii şimdi psikiyatrik rahatsızlıklarda belli kategoriler var. Onları tabii öncelikle söyleyelim ki hani hangi hastanın bilinci tedavi için yeterlidir, hangisinin değildir. Şimdi bizim psikiyatride ağır vaka diye nitelendirdiğimiz psikozlara sahip olan, yani bunların en başında işte şizofren dediğimiz hastalık sahibi türdeki kişilerde. Hı hı. Şimdi bu motivasyonlu, yani tedaviyi kabullenme diye bir bilinci bulabilme şansımız yok. Hı hı. Çünkü nedir? Hastalığın özünde olan gerçekle gerçek olmayanı ayırt etmedeki sıkıntılar. İşte tedaviye ailenin onu iteklemesiyle veyahut da alıp götürmesiyle belki gelinebiliyor. Ama ondan sonrasında ki bu hastalıkların birçoğunda ilaç desteği gerekli olmakta. Bu hastaların ilaçlarını almasında da bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi burada tabii bizim için en önemli olan hastanın yakınlarının da bu konudaki bakış açısı. Daha doğrusu bilinçli bir şekilde buna yönlendirilmiş olması. Yani biz kendimiz genelde hastayı aldığımızda sadece hastayla değil, hastanın yakınlarının da bu takip içerisine tutmaya çalışıyoruz. Öncelikle onları arkadaşlarımız bilinçlendirirler, nelerin gerekli olduğunu. Sadece psikoterapi anlamında değil, ilaç desteği anlamında da nelerin onların gözetiminde olması, hangi tutum ve davranışların bizim alacağımız, kadedeceğimiz yollarda etkili olacağını. Şimdi bu grup hasta için hani çok fazla gelirler mi gelmezler mi bilinçli, bunu ayrı tutmak istiyorum. Çünkü bunlar hakikaten normalde diğer rahatsızlıklar gibi kendilerinden bir bizim tedavi merkezlerimize gelmelerini beklememiz birazcık mantıklı olmaz. Ama diğer konu işte depresyon, korku veya buna benzer kategorideki rahatsızlıklarda iki türlü görüyoruz. Bir tanesi hasta kendisi son raddeye kadar bekleyebiliyor. Nedir işte hastalığı tanımlayamaması. Depresyonda örnek hani depresyon olursa depresyonun geldiği raddeyi fark edememesi, en sonunda artık tamam ben dayanamıyorum dediği anda kendisinin bir yardıma ihtiyacı olduğunu hissetmesi veya aile ve çevrenin onu yönlendirmesiyle oluyor. Bu bölümde bir bölüm açmak istiyorum. Çok enteresan bir yaklaşım var halkımız tarafından. Mesela insanlarımızda genel anlamda bir rahatsızlığı olduğu zaman bu çok basit bir grip hastalığı olabilir. Hı-hı. Veya tam tersi çok ciddi bir kanser hastalığı olabilir. Her iki durumda da aile ve yakın çevre bu yakınlarının iyileşmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama hı-hı, durum depresyon olduğu zaman evet, işiniz çok zorlaşıyor. Şimdi bu yaklaşım daha farklı oluyor. Yani şımartılmışsınız veya şımarmış gibi hissediyorsunuz veya işte ne düşünüyorlar? Ya abartıyorsunuz durumunuzu. Yani hadi kalk gidelim şunu yapalım ya da ya her şeyim var ama neden mutsuzsun gibi söylemler yapılıyor. Ya da bunun tersine şöyle bir şey de söyleniyor. Kafaya bir şey takma. Bütün gün yatacağına kalk, biraz bir şeyler yap falan gibi şeyler söyleniyor. Ama olayın ciddiyetini çok fazla, olay çok fazla ciddiye alınmıyor diye düşünüyorum. Sanki bir psikoloğa göre şöyle bir durum var. Depresyon geçiren bir hasta için toparla artık kendini demek, ayağı kırık bir insana hadi kalk da koş demek gibi bir şey olabilir mi? Bunu psikolog mu söylüyor? Evet.
Evet, yok. Genel anlamda böyle bir tabir var. Yani halk depresyonu neyse ciddiye almayışımızla alakalı olarak. Evet. Diğer hastalıkları çok ciddiye alıyoruz. Bu bir grip de olsa, şimdi, bir kanser de bence, olsa ama depresyonu evet ciddiye almıyoruz. Ya da farkında olmuyoruz. Ya da yakınımıza iyileşmesi için evet, elimizden evet geleni yapmıyoruz. Şimdi oradaki sıkıntı şu. Hani en başa dönersek. Şimdi depresyon dediğiniz rahatsızlığı tanımlayabilmeniz diğer rahatsızlıklar gibi değil. Örneğin hani Allah korusun ciğerlerinize diyelim ki bir iltihaplanma indi. Bunun nedir teşhisini? Ne bileyim ya röntgeniniz çekilir veya kanınızda bir iltihaplanma varsa, değer kan değerlerinizde bir düşüklük varsa bundan dolayı bir rahatsızlık çekiyorsanız size yapılacak kontrollerde çok net bir şekilde ev doktorunuz veyahut da gittiğiniz uzman kişi sizin rahatsızlığınızla ilgili tanımlamayı çok basit bir işlemle gösterebilir. Hı. Ve siz buna ikna olursunuz. Çünkü zaten değerler bunu gösteriyordur. Fakat psikiyatrik rahatsızlıklarda maalesef özellikle depresyon çok hani elle tutulan somut bir semptomlara sahip olmadığı için aslında vardır da hastanın gözlemleyemediği nedir? Hani başlıca kriterler işte kendinizi hüzünlü hissetmek, karamsar hissetmek, hayattan zevk alamama, buna bağlı uyku sorunları, konsantrasyon sorunları, iştah azalma veya çoğalması. Şimdi bunları bir söyleriz ama ben bunu şimdi saysam belki dersiniz ki Can Bey ya 6 ay önce bende de bunlar vardı gibi. Dolayısıyla siyah beyaz gibi değil. Tabii bunun bir takibi önemli. Bunun insanın yaşam kalitesinde getirdiği handikaplar önemli. O zaman biz bu semptomlar var artı bir de insanların yaşam kalitesindeki düşmüşlüğünü görüyorsak, o düştüğü eşiği görüyorsak o zaman bir depresyon tanısını koyuyoruz. Buna kadar insanlar bunu algılamada zorluk çekiyorlar. Ve bir diğeri de aile içerisinde bu hastalığa bakış şöyle oluyor. Ya hadi bakalım toparla kendini işte ya bizim oğlumuz işte sınavda kötü aldı veya İşte ne bileyim bir kız arkadaşı vardı ondan ayrıldı, nişan atıldı falan. Şimdi bunlara bağlıyoruz biz genelde. Ha, etkiler mi? Etkiler tabii bu yaşadığımız olaylar ama... Ama hafife alıyoruz. Tabii hafife alıyoruz çünkü neden hafife alıyoruz? Olayın vahamiyetini kavrayamadığımız için ve bunun neticesinde de hafife alınıp ertelenen her türlü rahatsızlık... Hani aynen beyaz bir gömleğiniz var, yemek yaparken mutfakta bir salça lekesi damladı. Bunu zamanında yıkarsanız ne bileyim hiç lekesiz o gömleği tekrar giyebilme şansına sahipsiniz. Ama onu bir ay bekletirseniz o gömlekteki lekeyi çıkarmak sizler için çok daha zor olur. O yüzden ihmal edilen her türlü rahatsızlıkla ilgili her türlü durumda maalesef insanların sonraki yaşamlarında sorun birken bazen ikiye çıkabiliyor. Bunun örneği örneğin hani çok basit olsun diye söylüyorum. Bir evli çift düşünün. Kadın veya erkekten bir tanesinin depresyon rahatsızlığı olduğunu düşünün. Bu evdeki huzurun kaçmama şansı yok. Dolayısıyla aile ilişki düzeni de bozulmaya başlar. Ne oluyor? Hasta bir. Bu hastanın sirayeti ne oluyor? Evet. Evdeki huzursuzluk oluyor. Dolayısıyla bir şeyi çözemediğimiz zaman o bize hani klasiktir ya eskiden hani yol su elektrik olarak geri dönüyor hikayesi. Bu bize farklı bir şekilde geri dönüyor. Bu aynı hani başta da birinci veya ikinci bölümde de konuştuğumuz gibi çocuklarımızla ilgili olan durumda da aynısıdır. Yani çocuklarımızın da varsa, gözlemliyorsak hafife almayalım. Yanılıyor da olabiliriz. Ne mutlu. Yanılıyorsak mutlu olalım. Yani evet güzel yanılmışız diyelim. Ama ya yanılmıyorsa ya ihtiyaç hasıl olan bir durum varsa o zaman hani başta dediğimiz gibi çocuklarımızın geleceğinden ve sağlığından çalmış oluyoruz. Peki teşekkür ediyorum. Ben Muzaffer Bey'e başka bir soru sormak istiyorum. Biraz konuyu yönünü değiştirmek istiyorum. İnternette bir web sitesine yazmış olduğunuz bir yazıyı okumak istiyorum. Ondan sonra onunla ilgili bir değerlendirme yapmanızı istiyorum mümkünse sizden. O yazınızda şöyle diyorsunuz. Hollanda sınırları içerisinde yaşamak yetmiyor bu kültürü anlayabilmek için. Toplumsal katılımı gerçekleştirememiş, bu kültürle haşır neşir olamamış, en azından başarıyı, düş kırıklığını tatmamış bir Hollandalıyla oturup onların öz eleştirilerine sahip olmamış insanlar bu toplumu anlamakta zorlanırlar. Bununla evet ilgili bu görüşünüzü biraz seyircilerimize açıklayabilir misiniz? Tarihini bak karıştırıyorlar, tarihi buluyorlar. 17 Aralık 2017 tarihi. Evet, evet. Yakın doğru bir tarihte aslında. 17 Aralık evet 2017. Bir hafta önce mi yazdın? 17 Aralık 2017. 22 Aralık 2017. 2017. Bu sene yazmış. 12-17 Aralık. Evet, o civarlarda. Yani olacak. Bir iki hafta içerisinde yazılmış bir yazı diyelim özetle. Bu yazının evet bir açılımını istiyorum sizden. Şimdi benim toplumu anlama babında. Bakın demin
vatandaşlarla röportajlar yapıldı. Evet. Aidiyet konusunda, kimlik konusunda röportajlar yapıldı. Vatandaşların sorulara verilen bütün cevaplar, hepimiz bir ne güzel cevaplar dedik. Ama arkasından şunu da ekledik. Bizim vatandaşın böyle düşündüğünü Hollandalı bilmiyor dedik. Evet. He, belki bizim vatandaşın böyle düşündüğünü Hollandalı bilse, uyum konusu başka olur, şu anda iş pazarındaki sorunlar başka olur, eğitim pazarındaki sorunlar başka olur, her şeyin rengi falan değişir diye düşünüyorum. Diğer taraftan şunu da söyledik. Bizim çocuklarımızın işte üniversite okumaları yetmiyor, burada başarılı olmak istiyorlarsa bu toplum içerisine girmeleri gerekiyor. Bu toplum içerisinde girmelerinin en büyük avantajlarından bir tanesi bu toplumdaki iletişim kodlarını bilmeleri gerekiyor. Hani diyalog içerisine gireceksiniz ya, konuşacaksınız ya, yani bu insanlar nasıl kızarlar? Zaman kavramı bu insanlarda nedir? Ne bileyim, buna benzer, yani şu anda bir iki şey hatırlıyorum, bir iki örnekle yetineceğim. Buna benzer şeyleri bilmeleri gerekiyor. Şimdi bu toplum içerisinde eğer giremez iseniz, mesela bu toplumun en büyük özelliklerinden birisi ne biliyor musunuz? Avrupa insan tipinin özellikle son yıllarda eğitimin her kademesinde verilen en büyük özelliklerinden birisi şu. Muhakeme gücünü artırmaktır. Refleksi olay, refleksi kavramı vardır. Yani bir şey yapıldığında veya yanlış veya doğru da yapabilirsiniz. İşte bunu Can Bey yaptı. Can Bey'e atma yerine Can Bey size de kızmış olabilir. Ben ne yaptım ki? Can Bey bu şekilde bana reaksiyon gösterdi. Ben ne yapabilirim ki gelecek defaya Can Bey aynı şekilde bana reaksiyon göstermesin? Yani kendi hareketlerinizi mercek altına almayı, kendi hareketlerinizi değerlendirmeyi, muhakeme etmeyi ve o şekilde kendinizi geliştirmeyi şey yapan, öngören bir özellik. Mesela bu toplumda aşağı yukarı bütün kademelerde alabildiğine yerleşmiştir. Hele bürokraside alabildiğine yerleşmiştir. Tabii. Olaylara kendi katkı payımız nedir? Orada birazcık durabilmeyi beceremiyoruz. Bakın bizim aile sistemine bakıyorum mesela. Bizde veya şeye bakın, sosyal çevreye de bakalım. Sosyal çevrede mesela bir hata yapıldığında mutlaka bir suçlu ararız. Hep bir öteki. Benden değil de. Tabii. Dolayısıyla ben onun için diyorum yani bu topluma girmeden, diyalog içerisine girmeden, bu toplumla konuşamadan, bu toplumun efendime söyleyeyim anlamadan acılarını da paylaşamazsınız, sevinçlerini de paylaşamazsınız. Acılarınızı da paylaştıramazsınız, sevinçlerinizi ortak edemezsiniz. Benim üzerinde durmak istediğim konu bu. Ve burada ben şunu düşünüyorum, bu iki yani bizlerle Türkler konuşuyoruz, Türk toplumunu konuşuyoruz. Bizim toplumla Hollandalı toplum arasındaki uçuruma faktörler vardır. Dil faktörü vardır. Kültür faktörüne ben o kadar girmiyorum. Yani diyalog içerisine girdiğinizde kültür faktörü, hani Pitt'le yan yana geldiğinizde, Lisbeth'le yan yana geldiğinizde siz hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Öyle çok aşılamayacak, bir arada bulunamayacak, işte ne bileyim çelişkiler doğurabilecek kültürel faktörler yoktur. Yani. Dil faktörünün yanı sıra ben hep şunu şey yapıyorum. Biz maalesef hani örgütlü toplumuz ya. Toplum zaten örgütlü bir sistemdir. Örgütlü bir sistem içerisinde yeniden örgütlenmek bazen dezavantaj getiriyor. Ne bileyim işte politik derneklerde örgütlenmişsinizdir. Politik derneklere üye olan bütün insanlar o ideoloji içerisinde formatlaşır. Ve bunları da asimilasyon korkusuyla şey yaparlar, baskı altına alırlar. Onun için ben baştan asimilasyon kavramına inanmıyorum dedim. Bakın burada bir parantez açabilir miyim? Peki bu kutuplaşmaların negatif anlamda mı bize geri dönüşü kesinlikle, olduğunu düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü bu kutuplaşmalar neden oluyor? Bu ayrımlar neden oluyor? Şimdi bir kere iki şey var. Bir, Hollanda toplumu içerisinde bizlerin kendi içimize, kendimize yönelik örgütlenmeler var. Bir de bu örgütlenme içerisinde parçalanmalar var. Bunda da çok ayrı bir olay yani. Mesela gel Dordrecht'te 4-5 tane cami var. Parçalara ayrılma var. Yani. Evet öyle bir şey var yani. Gel 4-5 tane cami var yani. Efendim söyleyeyim git öbür tarafa işte mesela MHP derneği vardır. Şimdi politik şeyler daha aktif hale geldi. Dolayısıyla bu dernekler ideolojikler üzerine kuruludur. O derneklere gittiğiniz zaman o ideolojiler sizin davranışlarınızı biraz formatlar yani.
Ama bu anlamda sivil toplum kuruluşları da biraz zayıf kaldı diyebilir miyiz? Sivil toplum kuruluşları zaten öteden beri zayıf. Hiç kuvvetli olmadı. Niye zayıf biliyor musun? Hiç güçlü olmadı. Çünkü özellikle bizim toplumundaki sivil o şey derneklerin bazen derneklerin başında böyle okumuş, nitelikli, bu toplumda rüştünü ispat etmiş, bu topluma girebilecek, konuşabilecek, ilişkiler kurabilecek neredeyse ben hiç görmedim. Bir tek Tanıneti biliyorum ben. Onun haricinde ne kadar dernek varsa. Ama onlar toplumla ilgilenmiyorlar yani. Neyse bir de başka bir şey var yani. Ne kadar dernek varsa bakıyorsunuz işte böyle ne bileyim burada biraz da düşkünlüğüne falan uğramış. Ama elbise giymeyi, kravat takmayı, topluma önünde gözükmeyi seven, işte bir ideolojiye angaje olmuş insanlardan oluşan bir grup bakıyorsunuz yani. Dolayısıyla bunların kendilerine verecekleri bir şeyler olmadığı için bir başkasına da verecekleri başka bir şey yoktur yani. Türk toplumu örgütlü bir toplumdur. Ama bu örgütlenmenin efendime söyleyeyim işte bize yararı vardır falan gibisinden ben buna katılmıyorum. Bu örgütlenmelerin oluşmasında örgütlenmeleri ayakta tutan tek bir kavram vardır. O da asimilasyon korkusudur. Asimilasyon kavramına da inanmıyorum ben. Çünkü herkes hangi kültürden gelirseniz gelin, nereden gelirseniz gelin, yeni bir ortama girdiğinizde yapacağınız şey sizde var olanı o yeni ortamda kullanmaya çalışırsınız. Kullanabildiğinizi kullanırsınız. O ortamda kullanmayacak şeyleri onu bir park edersiniz. O ortama uygun yetenekleri, becerileri, bilgileri falan almak zorundasınız. Ve bu şekilde ortama adapte olursunuz. Gelişme olay zaten budur. Şimdi iç içe yaşayan toplumlarda bakın şöyle bir şey var. Şimdi karşılıklı işleri paranoyaya dönüştürürseniz yani iki toplumu diyelim. Bu Türk toplumu olur, Hollanda toplumu olur, Hollanda toplumu, Fas yani ikilemleri çoğaltabiliriz. Şimdi önemli olan kültürlerin birbirlerini tanıması. Şimdi tanıma şöyle düşünün yani bir komşunuz olduğunu düşünün. Bir evde bir eve taşındınız veya oturduğunuz bir evin karşısına bir yeni bir komşunuz geldi. Şimdi siz o komşunuzla ilgili olarak yüzlerce teori üretirsiniz kafanızda. Aa ne kadar asosyal adam, aa ne kadar canlı, aa ne kadar işte ne bileyim seveceğim veya çok soğuk diyebilirsiniz. Siz sadece sabahları selamlaşırsanız o insanla, sadece ne bileyim işte belli ortamlarda merhaba nasılsın çok böyle hani soyut bir şekilde görüşürseniz o komşunuzla aynı şekilde keza komşunuz da sizinle olan düşüncelerinde aynı şeyleri yaşayabilir. Biz birazcık bunu yaşıyoruz toplum olarak. O yüzden toplumların birbirlerinden korkmadan haklı kaygılarımız, korkularımız olabilir. Bizim kültürümüze, bizim beklentilerimize uymayacak şeyler olabilir. Bu Ankara'da yaşarken, İstanbul'da yaşarken yaşadığınız semtle ilgili de olabilir. Yani dünya dediğimiz artık çok büyük ölçekli bir köy dediğimiz bir kavrama geldi. Buralar bir köye geldi. Evet. O yüzden artık bizim kendi korkularımızı bir sonraki jenerasyona iletmememiz lazım. Deminden beri başında hani konuşmalarımızın söylediğimiz gibi artık bir güveni tesis etmek zorundayız. Güven sıfırdan başlamak durumunda. Ben evde çocuğumla, eşimle, aile fertlerimle güven. Ondan sonra da dışarıya biraz daha kabuğumuza taşarak toplumların birbirlerine olan güven. Yani aile fertlerimizin içerisinde sevmediğimiz davranışlarını gördüğümüz mutlaka, tabii, fertlerimiz tabii. Yok mu? Ne yapıyoruz? Evet. Etmediyoruz. Hayır. Eleştirmiyoruz, eleştiriyoruz. Evet. Aynı şekilde bir kavanozun içerisinde iki toplum yaşıyorsa yani bu korkulardan, bu paranoyalardan, birazcık hezeyanlardan arınıp birbirlerimizi tanımayı, bu tanıma da tabii adım atmalarla oluyor. Böyle kabuklaşmalarla, kendi kavanozu çekilmeyle olacak şeyler değil. Onun için bizim yani toplum olarak, fert olarak yani aslında işte ya örgütlenme örgütlenmemeden daha ziyade bireysel olarak yani biz nerede yaşıyoruz? Yaşadığımız yani sokaktan başlamalıyız. Komşularımızla başlamalıyız. Çocuklarımızın okulunda diğer ebeveynlerle demiyorum ki sabah akşam beraber olalım ama sosyal ortamlardan kaçınmayalım. Ha bunun için de tabii diyebilir ki şimdi bizi seyreden vatandaşlar ya bizim Hollandacamız yeter. İşte onun için söylüyoruz. Hollandaca sular seller gibi olsun demiyoruz ama pratikte bazı şeyleri, günlük hayatta bazı şeyleri kendimizi ifade edebilecek anlamda
en azından basit bir hale getirebilirsek bu bizim için çok büyük bir kazanç ve toplum içindeki yaşam kalitemizi de yükseltir. Zaten ikinci kuşağın, üçüncü kuşağın öyle çok ciddi sorunlar olduğunu ben sanmıyorum. Tabii ki yok, tabii ki. Bakın günümüz insanına baktığınızda günümüz insanı, yani insan tipi nedir özellikle hele Avrupa'da falan yaşıyorsanız nedir insan tipi, özellikleri neler diye sorduğunuzda bir kere bağımsızlığına düşkün insan tipidir. Düşünmekten korkmayan insan tipidir, sosyal insan tipidir vesaire. Şimdi bu kapsamda bir kere hani eğitme olayı vardır ya, ailede eğitiyoruz, sosyal çevre eğitiyoruz. Bu eğitme olayına biraz inmek gerekiyor. Bakınız çocuk zaten doğuştan hepimizde bir düşünce olgusu var. Öyle değil mi? Yani düşünce olgusunu çevre falan koymuyor. Var zaten düşünce. Şimdi eğitme olayı işte bu düşünceye boyut kazandırmakla başlıyor. Bir düşünmekten korkmayan, eleştirel düşünen, çok yönlü düşünen, perspektifli düşünen. Bu şekilde düşünceye yön verdiğiniz zaman o zaman gelişme olgusu ortaya çıkmış oluyor. Yani eğitiminiz geliştirici olmuş oluyor. Bu çok önemli. Size bir şey söyleyeyim. Belki bu da son olsun. Ben hep şunu söylüyorum. Diyorum ki bir eğitimde ne kadar az hayır kullanılırsa, ne kadar etme, yapma kullanılırsa, olumsuzluk eki kullanılırsa, o eğitim o kadar düşünceyi tetikler, o eğitim o kadar düşünceyi teşvik eder. Ve bütün ailelere buradan sesleniyorum. Böyle isterseniz, hanım beyi, bey hanımı veya çocuklar, bir gün boyunca, özellikle cumartesi, pazar olsun. Bir gün boyunca bir tanesi böyle fark ettirmeden, mesela annenin, küçük çocuklardan bahsediyorum, annenin kaç defa yapma dediğini şey yapsın. Çizsin şöyle, kaç defa diyor. Veya etme, yapma, olumsuz ek ne kadar kullanılıyor, bakın bizim ailelere. Şimdi yalnız ailelerde olmuyor. Bir de ailelerden çıkıyorsunuz, işte bu derneklerde, işte bilmesin ne bileyim ideolojik yapılanmalardır. Bunlarda da hep yapmalar, etmeler. Çünkü yasaklar. Yasaklar normatiftir çünkü. Orada kurallar falan bellidir. A derneğine gittiğinizde kafanıza göre düşünemezsiniz, hareket edemezsiniz. O normatiftir, normal bellidir. Orada formatlanırsınız yani. Ya öyle ya böyle. Dolayısıyla yani şeyin bu burada yaşıyorsak eğer ki yaşıyoruz. Buradaki istenilen insan tipi nedir? Burada velilerin yapabileceği neler vardır? Bu konuda tekrar ediyorum. Düşünmekten korkmasın. Eleştirel düşünsün. Bakın yiyeceğinizden elbisenize varana kadar katkı var. Eleştirel düşünmeyin. Hemen gün diye gidiyorsunuz. Öyle mi değil mi yani? Şu anda yapılması gereken her şeyi sorgulamak zorunda çocuk. Sorgulayabilmesi için de kültürü de sorgulasın. Kendi kültürünü de sorgulasın. Öbür kültürü de sorgulasın. Ancak gelişme böyle olur. Geliştiğin zaman da o zaman buluşma olur. Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani bu topluma bakıyorsunuz. Bir anekdot anlatayım. Geçenlerde şeye gittim. McDonald's'ta, çok affedersin, tuvalete gittim. McDonald's'ta, Dordrecht'te tuvaletin de bakın bir bayan var. Bayanın elinde 500 sayfalık roman okuyor. Tuvaleti beklerken. Tuvaleti beklerken 500 sayfalık roman okuyor. Telefon açtım, yeğenime bak dedim. İşte bu dedim. Bir okuma kültürünü ta nerelere kadar indirmiş. Okuma artık zorunlu bir faaliyet değil. Artık kültürleşmiş bir faaliyet. Şimdi böyle bir toplumla, Can Bey de biraz değindi, iletişim kurabilmek için o yöne doğru biraz da gelişmiş olmak gerekiyor. Gelişebilmek gerekiyor. Yani bu yalnız öyle kültür, yani ben Müslümanım, sen Hristiyansın falan farklılığı değil bu. Bu gelişim farklılığı. Bunu da kapamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben biraz süremiz çok az kaldığı için bir Can Bey'e dönüp konuşmadığımız bir konuyu ufak da olsa bir değinmek istiyorum. Mümkünse hastalıklardan konuştuk ama bunların tedavi yöntemlerine yönelik çok fazla bir konuşma yapmadık. Özellikle mesela travma gibi rahatsızlıklardan bahsettiğiniz, bununla ilgili yeni gelişen teknikler falan var veya diğer hastalıklara yönelik daha çok uzun vadede değil de bunları daha kısa vadeye çekebilecek tedavi yöntemleri var. Mesela EMDR diye tabir edilen şeyler. Bunlarla ilgili kısa bir açıklama yapabilir misiniz? Tabii yani psikiyatri ve psikoloji alanında da her dönemde yeni teknikler, başarılı teknikler, daha efektif dediğimiz, insanların
ruh sağlığını yeniden kazanmalarına katkı sağlayan yeni teknikler oluyor. Tabii şeyleri ilaçla destekleyici tedavileri bir kenara koyarak psikoterapi dediğimiz alanda son yıllarda en çok kullanılan, en efektif yani bizim de başarıyla takip ettiğimiz yöntemlerin başında bizim davranışsal veya kognitif dediğimiz yani bilişsel terapi diye geçiyor. Belki biraz hani söylediğim zaman çok soyut geliyor ama insanların belki hani bilişsel terapiyi şöyle açıklamakta fayda var. İnsanların duygu ve düşünceleri arasındaki iletişimi, arasındaki ilişkiyi özür dilerim söylüyorum, arasındaki ilişkiyi insanlara anlatarak bu bizim davranışlarımıza sebep olacak, sebep olan düşünce, duygu ve davranış üçgenindeki bu hareketliliği gösterip neticede nedir? Sizin eğer hani basit bir örnekle anlatalım. Sizin bir korkunuz varsa, sizin korkunuzu tetikleyen en başta nedir? Bir yaşamış olduğunuz kötü bir olay vardı. Onunla ilgili sizin bir zihinsel bir algılamanız vardı. Dolayısıyla aslında suyun menbaı her şey bizim düşünce kalıplarımızda bitiyor. O olumsuz, negatif, otomatik düşünceleri bizim insanlarda değiştirip daha rasyonel, daha gerçekçi düşüncelerle yer değiştirmesini sağlamak. Bir ikincisi de, zamanımız az kaldı, ben de farkındayım. Bir ikincisi de bizim EMDR dediğimiz yani insanların, travma yaşayan insanların bu travmalarını daha duyarsız hale getiren, onun yerine insanların bu travmalar karşısında daha hassas duyarlılık yerine onlara daha rahat bir şekilde bakabilmelerini, bu yaşamış oldukları olumsuz olayları bir kenara koyup onların duygusal eşiklerini olumlu anlamda daha üst seviyeye getirebilme. Bu da birazcık farklı bir teknik. Onun için belki özel bir program lazım. Ama bu da son yıllarda kullanılan çok başarılı bir teknik. Her hastamıza uygulanabilir diye bir kaide yok. Hı hı. Ama onun öncesinde bir tetkik yapılır. Hangi tür rahatsızlıklarda, hangi tür kişilik yapılarında uygundur diye. Bu da çok sıklıkla, özellikle travmalarda uygulanan bir yöntem. Evet, peki çok teşekkür ediyorum. Maalesef programımızın sonuna geldik ama çok güzel değerlendirmelerde bulundunuz. Fakat tekrar bir program yapılması gerekiyor gibi. Tekrar bir programımız olduğunda artık tekrar sizleri de konuk almak isteriz. Olayın devamını konuşmak üzere. Emin Bey, size söz vermek istiyordum ama maalesef süremizin sonuna geldik. Bugün çok şey öğrendim ben. Evet, çok şey öğrendik gerçekten. Uzmanlarımız çok güzel şeyler söylediler. Tamam. Evet, bugünkü bölümümüzün de sonuna gelmiş durumdayız maalesef ki değerli izleyicilerimiz. Siyah Beyaz adlı programımızın bu üçüncü yayınında çok değerli konuklarımızla birlikte Hollanda'daki kimlik ve aidiyetimiz, yaşam biçimimiz ve bunların psikososyolojik yansımalarına dair görüşleri değerlendirdik. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Bize ulaşmak için siyahbeyazhollanda@gmail.com adresine yazabilir. Sorularınızı ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Konuklarımıza tekrar geldikleri için, katılımları için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. İyi seneler diliyorum. İyi seneler. İyi seneler ayrıca. Yelpak ve Koç et mamullerinin sunduğu Siyah Beyaz sona erdi.